geleceği kurmak adına e, hep söylüyorum ya onu ya önümüzdeki ilk maçı mutlaka kazanacağız. Bu şampiyonluğu mutlaka alacağız yerine. Önümüzdeki 10 yılda biz 5 şampiyonluk kazanmak üzere bir yapılanmaya giriyoruz. Fırsatı varken yeniden böyle bir kavga gürültünün içine girmek ya bu artık yeter abi. Artık yeter yani. Ve burada suçlanacak bir dış mihrak falan diyor kendi kendilerine yani. İnsan kendi kendine bu kadar problem çıkarır mı? Çok şaşırıyorum. Ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakikaten hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü vaat edilen şey çok farklıydı. Yani Ali Koç yönetiminin vaat ettikleri çok farklıydı. Biz yani bu ülkenin temel sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun temel sorunlarını biliyoruz ve buna bir e, alternatif getirmek istiyoruz diye değil mi? Bir öneri. Bir öneri, bir, bir teklif. Buydu ama yani eskisinin kötü taklidi. Ve sportif başarıda Yok. Bir tarafı bu. Diğer tarafta hani federasyonun yaptığı açıklamada kendi başarısızlıklarını örtmek istiyorlar gibi bir laf edilir mi ya? Ya tarafsız olması, merkezde durması gereken bir kurum, bir kulüpten bahsederken, onun yönetiminden bahsederken ya işte onlar da kendi başarısızlıklarını örtmek istiyorlar der mi ya? Ben hakikaten nasıl çivisi çıktı bu işin bu kadar anlamakta çok zorluk çekiyorum. Bir bir yani geleceğe dair bir öneri bir şey lazım. Fenerbahçe bir altyapı hamlesine girecek. Altyapıdan üst yapıya, taşıma hamlesine girecek işte değil mi? Değil mi? O bu hani oyuncuların kaybolduğu bir yıllar var ya böyle 17 yaşındayken hani çıkamıyor, duramıyor, oraya gidemiyor. Çok e, parlak ama işte buralarda bir de değişim olacak. Teknik direktörlerin kimin olduğundan bağımsız olarak bir sistem yerleştirilecek ve devam edecek. Gerçek bir sportif direksiyon olacak değil mi? Bunlar bekleniyordu. Finansla ilgilenecek, Avrupa'da olduğu gibi biz başkanı ya da yöneticileri sürekli ekranlarda evet. görmeyeceğiz. Onlar işlerini yapacak, herkes kendi işlerini yapacak evet. falan gibi yeni bir öneri beklerken e, e, kötü bir, eskisinin kötü taklidine dönüştü iş ve bu çok can sıkıcı bir durum. Yani kredi başarısızlıkta tüketilmez. Yani sportif başarısızlıkla ben Ali Koç yönetiminin kredi tüketeceğini düşünmüyorum. Çünkü uzun vadeli bir şey önerirsin. Alex Ferguson da kaç sene sonra başarılı oldu. Yani öyle bir şey önerirsin olur ileride. Doğru atarsan adımlarını. Ama bu yani geçmişin kötü taklidi olarak devam edersen e bu krediyi tüketir. Bu bazı belik laflar vardır. Hani enerjiyi boşa harcamayın, enerjiyi tüketmeyin. Bu çok kullanılır. O yüzden içi boşalmış gibi geliyor insanlara ama hakikaten enerjiyi boşa kullandığınızı insan anlayamıyor. Gerçekten anlayamıyor ve gittiği zaman diye biz nelerle uğraşmışız diye boşu boşuna geriye dönüp bakıyorsun ve E tabii. Senin söylediğin gibi altını doldurmak projelerle, planlarla geleceğe dönük... Tabii, tabii. Bir yıllık, iki yıllık, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli tabii. yapmak varken... Yani bir yapabilecek birbirimize... de bir... Yani Fenerbahçe e, kongre üyeleri oylarını verirken yani... E, Taraftar için de bu geçerli. Ko koç sanayide neyse Fenerbahçe'de futbolda o olsun diye verdi. Son derece sağlam bir e, tabii e, e, benzetme. Tabii ki yani... eşleştirme madem, Yani bunun için verdi ama yani bu değil yani sportif olarak bak sportif olarak çok önemli değil. O krizler yaşarsın. Kalecin kötüdür. Teknik direktör uyum sağlayamamıştır vesaire. Bu bir sezonun öyle gider. Ama tarz açısından önerilen şeyin bu kadar yani vaat edilen şeyin bu kadar uzağına düşmüş olmak bu, bu, bu ciddi bir kredi tüketen durum yani.